Angel Di Maria tabii ki çok özel bir karakter, çok çok özel bir oyuncu. Copa Amerika'da da Arjantin'le birlikte şampiyonluk hesapları yapan isimler arasında. Son dünya şampiyonu Apoletti de bir oyuncu. Rafa Silva'nın da eski takım arkadaşı. Bu ikiliyi burada İstanbul'da Beşiktaş için buluşturmak sence siyah beyaz kulübe ne katabilir? Vallahi artı bir seyirci katar. Ben maçlara giderim mesela ikisini izlemek için. İkili böyle bir profile getirir Beşiktaş'ı. O hani ölü toprağı diye tabir ettiğimiz şeyi kaldıracak işlerden biridir. Yani Di Maria gerçekten geçen sezonu acaba mı olur mu diye başladığı bir sezonu çok farklı noktada bitirdi. Yaşından bağımsız konuşuyoruz elbette. Yani bu tipte oyuncular biraz yaştan bağımsızlar. Manchester kariyeri dışında kariyerinin tamamında kulüplere aidiyet gösteren, Manchester'dakiler başka problemlerdi, aidiyet gösterip oralara çok net yerleşen bir oyuncu özellikle son yıllarda. Çok keyifli olur ama burada ben şu kuşkuyu da bırakayım. Yani Di Maria mesela Di Maria'yı da telefonla hani Rafa Silva'nın videosunda telefonla aradığı biri var. Hani bir transferin daha mesajı orada. Mesela o Di Maria olabilir. Gayet ilişkilendirilebilir. Ama burada elinizde bir Muçi var. Ben şimdi onun soru işaretini yaşıyorum. Yani yüklü bir yatırım yaptığınız ve forvet arkası ya da sol kanat olarak düşündüğünüz yere hem Rafa Silva'yı alıyorsunuz, Di Maria konuşuluyor olursa aynı şekilde. Eğer Beşiktaş Muçi transferini kârı bırak bence zarar etmeden oyuncuyu satıp bu ikiliyle devam ederse yönetim çok başarılı bir iş yapmış olur. Ama ekstra bu bölgeyi oyuncu bolluğuna doldurup Muçi'yi kaybedecekseniz bu da ayrı bir sıkıntı yaratır. Beşiktaş kadro kalitesini yükseltecekse Rafa Silva'da, Di Maria'da bunlar çok önemli adımlar bence. Taner? 36 yaş. Yani Di Maria'nın zekasını satın alıyor aslında Beşiktaş. Oyun aklını satın almaya çalışıyor. Di Maria bundan çok kısa bir süre önce yine akıl dolu paslarıyla, damga vuran asistleriyle özellikle dikkat çeken bir oyuncu. Ve hala daha bu zekasını sahaya yansıtabiliyor. Ve Beşiktaş'ın kadrosunda da geçmiş yıllarla karşılaştırdığımız zaman bence uzunca bir süredir eksik olan o futbol aklını Beşiktaş'a yansıtabilecek bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde de muhtemelen yine bir Mertens etkisi yaratabileceği kanısındayım. 36'lık Mertens'in çift taneli rakamlarda gol asist üretip takımını şampiyonluğa taşıdığı sezonlar yaşıyoruz. Böyle bir senaryoyu Di Maria'da, Beşiktaş'ta benzerini ortaya koyabilir. Çünkü belki Di Maria'yı biraz daha Mertens'e göre geride konumlandırabiliriz pozisyon olarak. Ama yine nihayetinde oyuna koyacağı fiziksel durum, akıl bence bir Mertens etkisi yaratabilir. Çünkü oyuncunun da geçmişten bu tarafa kariyerini ve onunla alakalı söylenen ifadelere baktığımız zaman sağ dışı olaylarla gündeme gelmeyen, oyun disiplini de son derece yüksek, futbola ve takımlarına hep saygı duyan bir kimliğe sahip. O yüzden de Beşiktaş'a geldiği takdirde aynı Galatasaray'da Mertens'te olan o disiplinle muhtemelen Di Maria'da Beşiktaş'ta aynı disiplinle oyununu ortaya koyacaktır. Ve ben katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama her transfer sadece oyuncu ismiyle değerlendirilemiyor. Değerlendirmemiz gereken parametreler, vereceğiniz paralar, burada oyuncunun yaşı, o mevkide oynayan başka oyuncular, daha önce yaptığınız transferler, hocanızın kim olduğu gibi birçok parametre olduğu için de sadece isim üstten bakarsak bence mükemmel bir transfer olur. Bence çok böyle hak ettiği değeri görmemiş bir oyuncu. Yani daha büyük bir star aslına bakarsan. Kesinlikle. Biraz milli takımda Messi etkisinde kalmış. Bir de açık konuşalım, fiziki yapısı nedeniyle de hayatı boyunca gittiği ülkelerde hep böyle garip medya, işte gazeteler, internetler vardır ya, oyuncuyu yerden yere vurmuş bir durum. Yani o tabiri tam aklıma gelmiyor ama jön tipli bir yıldız oyuncu değil. Tamam mı? Öyle olunca futbolunuz %50 bile az olsa biraz daha öne geçiyorsunuz. Dünyanın noktası budur. Di Maria sadece futboluyla devam eden ve düzenli skor katkısı yapıp maçtan da hiç kopmayan bir oyuncu. Geçen sene benim için onu tabii ki sürekli izlediğimiz bir ligdi Portekiz ama hep baktığımda şuna dikkat ettim. Yani geri gidecek mi? Artık futbolun son yıllarını
bir kademe geriye götürecek gibi mi oynayacak? Hayır, tam tersi. Müthiş bir yıl geçirdi. Ben Beşiktaş'ın tam da ihtiyacı olan bir profil olduğunu düşünüyorum. Maddi konu, mesela Rafa Silva'ya da orada dokunayım. 10 milyon euro imza parası dedin ya biraz önce. Rafa Silva'yı bonservisine 10 milyon euroya alamazsın zaten. Yani biz imza parasını biraz karıştırıyoruz. Hani böyle havaya verilen para gibi diyoruz. Yok, hayır. O oyuncu bekleyip o parayı kendisine, menajerlik şirketine, her neyse, aldığı bir bütçe artık. Bunu biraz daha futbolun içinde normalleştirmemiz lazım. Di Maria da aynı şekilde olacak. Bir para isteyecektir. Ama burada verdiğiniz para bonservisle oyuncu almış gibi düşünmek lazım. Kaç yıllık bir anlaşma burada? 1 artı 1'den fazlası zarar. Yani 1 artı 1. Hele ki ikinci opsiyonda Beşiktaş kendi cebine koyarsa, istersek uzatırız boyutunda ya da böyle çok daha zorlayıcı maddelerle olursa muhteşem iş olur. Burada benim kafamı karıştıran konu, tam çok iyi oyuncu ve gelmesini isterim. Yani onu burada izlemek isteriz. Onda alakalı bir durum yok. Diyelim ki bir yıllık bir sözleşme imzalıyorsunuz. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyorsunuz. Bir yıllık sözleşmede geri dönüş almanız çok zor. Yaş itibariyle de çok zor. Burada 9-10 milyon euroluk bir takım maliyetler de söz konusu olabilir. Bu tip parametreler senin kafanı karıştırıyor mu? Yani tabii ki burada sevgili Suat'ın da bahsettiği gibi opsiyonda ipler kimin elinde olacak? Ya da hangi şartlarda opsiyon gerçekleşecek? Çünkü bazı oyuncular var. Şimdi örnek veriyorum, az önce Mertens örneğinde olduğu gibi. Bugün Mertens'in kontratının bu sezon bittiğini varsayalım. Opsiyon maddesinin de Mertens'in elinde olduğunu ve Mertens'in de uzatmama konusunda istekli olduğunu varsayalım. Galatasaray için eksi yazardı bu senaryo.